Şiva, hoş geldin. Hoş buldum. Bir kere dün seni alacağım dedim, bir türlü fırsat bulamadım hayatım, kusura bakma. Bu arada kaç kere aradım Volkan'ı? Saymadı. Allah'ım, açmıyor mu hala? Yok. Ne hissediyorsun peki? Yine back to black, siyah geri. Artık siyah kadın olacak. Peki seni arar mı böyle, tahmin ediyor musun? Hani barışacağınıza dair bir ümit var mı içinde hala? Ümit var ama sizden rica edecek, siz arayın bir kere. Bak, bu sefer istekli olan sensin. Yani eğer gerçekten bu ilişki istiyorsan adım atması gereken de sensin, biliyorsun değil mi? İkna yapacak. Sana 1000 kere söyledim, çok naz aşık usandırır diye. Çocuk seni o kadar severken çocuğu böyle oynattın. Ben oynatmadım Zahide Hanım. Öyle hayatım, hepimiz gördük. Hepimiz gördük yani. Ters konuştun. Bazen bir anlıyor musun, anlamamazlığa mı geliyorsun? Mesela teyzesi arıyor, teyzesine de çok ters konuşuyorsun. Gerçi bu sefer de teyzesi sana çok ters girdi ama bak şimdi bakıyorum, yazılanlara da bakıyorum. Kimisi diyor ki bu oyun, ya kız burada. Kimisi diyor ki işte eline hiç iş yakışmıyor, beceremiyor. Kimisi diyor ki biliyor ama yapmıyor. Hani herkesin farklı bir fikri var. Kimisi Volkan'a kaç git kurtar kendini diyor. Ciddi söylüyorum, okumuyorsun sen yorumları. Okudum. Çok fena yani. Ama bilmiyorum. Bak şimdi burada da bir kayınvalide var. Mesela Rus gelinimizi biliyorsun Alisa. Onun kayınvalidesi burada. 10 aylık bebeklerini gördün mü dışarıda? Gördüm. Narısı senin başına diyeceğim ama ne kadar da güzel bebişiniz olur sizin. Peki Fulya Hanım, siz tanıyorsunuz değil mi? Evet, İzlediniz mi? İzledim. Nasıl buldunuz? Ne düşünüyorsunuz? Kayınvalidesi haklı. Sen haksızsın. Neden? Çenesi çok. Saygı yok. Kayınvalideye hiç saygı göstermiyorsun. Hiç. Ne teyzeye ne kayınvalideye. Kayınvalidesi diyor ki ben tanımadan almak istemiyorum diyor. Bir sene nişanlık alsınlar. Ama siz herhalde o kadar nişanlık almadınız. Siz biraz tanımadan mı aldınız? Siz nasıl aldınız? 4 yıl. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra onlar nikah yaptı. Annem istemedi ilk başta. Doğru. Beklediler. Tanımadan olur mu? Siz de aynı şeyi yaptınız. Ben erkenden annesi yapacaktım. Haklı. Annem izin vermedi. Çocuğun annesi, Volkan'ın annesi haklı. Almam. Ben de almam seni. Ama Alisa sonunda evlendi. Evet. Sen de 3 yıl bekle. Sabır göster biraz. Kayınvalidene saygı göster. Siz neden sen kendini naza karşı çekiyorsun? Sen kaprisli bir kızsın. Kaprislisin. Alisa Duns yok. 2 gün önce söyledi, ben çok kapris yaptı. Kaynana çok sevdi, evet, benim kaprisle. İşte o yüzden 3 yıl bekledi. Ama Fulya Hanım, siz çok açık sözlüsünüz ya böyle direkt. Ama öyle. Yani kim ister ki kaprisli gelin adamın içini kurutur, kaynananın içini kurutur. Olmaz ki. Bu kadar naz, kapris olmaz. Aslında şöyle bir problem var. Yurt dışına gitmek istiyor. Londra'da yaşıyor. Ve Volkan'ı da alıp Londra'ya götürmek istiyor. Onu benim sizin anneme gelininiz, teklif. Ha, aynı şey sizin başınıza gelseydi. Gidemedi. Bakın karşınızda oturuyor şu annem an. Valla odaya zincirle bağlar, beni yine göndermez. Şu sen an de Rusya'ya mı götürmek oturuyor istedi? Yok, istemedi canım. Ya benim eşim, ben ona söyledim. Gidersek Türkiye'de yaşayacağız. Başka bir yerde yaşamayı unut. Benim annem göndermez. Yani benim annem, ben bildiğim için ben eşime her şeyi anlatıp gidemez, geldim. Bak dedim, gidemez. Annem çok asla zor bir kadın. Asla annem bana trilyon siz versler. Siz benim kaynana daha çok kötü. Biz kötü değiliz. Sadece senin kurallarına biz uymuyoruz. Sıkıntı sende. Ben de kural uymak istemiyor. Yurt dışına o kocanı götüremezsin. Benim oğlumu Alisa götüremez. Götüremezsin. Sen Türkiye'de bu çocuğu burada tanıdın, burada yaşayacaksın. Ya bunu kabul edeceksin ya bu diyardan gideceksin. Ben Volk'i götürecek. Volk'i bana söz verdi, o yüzden götürecek Volkan. Ama gitmez. Şimdi biraz karar gitmez, değişti beni. Gitmez. Volkan'da da suç gitmez var burada ama. Bence de biraz. Şiva. Söz vermişse gitmez. Onda da suç var şimdi, Şiva. Kusura bakmasın. Hani Volkan'ı götürecektin, Volkan hepten terk etti gitti seni. Ya Zahide Hanım, bence burada Şiva Hanım biraz da haklı. Şimdi hep yükleniyoruz ama kıza. O da haklı yönleri var. Eğer söz verdiyse erkek sözünü tutacak. Kezban Hanı. Sen yine beni ağlatmak yaptın. Canım ağlatmak istemem. Çok bunalttın Volkan'ı. Götüreyim de götüreyim. Çocuk burada söylemiş. Sana öyle olur demiş. Kesin gidelim diye bir şey söylememiş. Adam anası ne işi izin var vermiyor o memlekette? Niye gitsin o çocuk oraya? Volkan niye gitsin oraya? Gitmez. Hiç kimse annesini bırakıp gitmez. Hepsi Volkan yüzünden.
Ben hayatta gönderdim. Benim oğlum gidemez. Bak orada sor. O zaman işte ayırırdım. Alisa o nikah hayalinde görürdü. Gidemez. Benim oğlum gidemez. Asla. Sen boşuna mücadele et. Artık sen yaşa burada. Niye olanlar götürmeye çalışıyorsun ki? Sen yaşasana. Niye gitmeye çalışıyorsun? Ben sen yaşa. Ben iş yapacak. Sen yaşa sen burada. Sen bilmiyor bunlar. Senin kocan ne iş yapacak orada? Ben artık karar verdim. Volkan için kalacak. Ama Volkan telefon açmadı. Bu arada Alisa kayınvalidesiyle beraber yaşıyor. Biliyor musun? Yani sadece hani bak senin kayınvaliden bu kadar sert konuşmadı sana hiçbir zaman. Aslında. Öyle gidemez, yapamaz, edemez değil. Gitmesin, istemiyorum dedi ama hani çok istiyorlarsa 10 ay, bir 12 ay nişanlı kalsınlar, birbirlerini tanısınlar. Sonra ben her şeylerini yapacağım dedi. Bu kadar sert değildi ama. Üstelik benimle yaşayacaklar da demedi. Yani bak aradaki farka bak, bir de ona bak. Peki, şimdi sen Volkan'ı en son ne zaman aradın? 5 dakika önce. 5 dakika mı? Buraya gelmeden önce. Allah'ım, açmadı. Hala meşgule mi alıyor, engelledi mi seni? Meşgul. Hala engellemedi. Hala engellemediyse bir şansımız olabilir acaba. Arkadaşlar, biz arayalım Volkan'ı, benim aradığımı söyleyin. Tamam mı? Biz arayalım, bir konuşalım bakalım ne diyecek bize. Ben Volkan ses yapacak, seslenme yapacak. Bak eğer yine hani farklı bir şey söylersen, sen arayıp bak bu kadar zamandır telefonunu açmıyor. Muhtemelen benimkini açar diye umuyorum, benimkini de açmazmış bir de var ya. Allah'ım, benimkini açarsa eğer güzel şeyler söyle. Yok, gerçek söyleyecek. Ben artık burada kalmaya karar verdim. Hı. Bunu söyleyecek fırsat bulamadın ona. Volkan. Merhabalar Zayda Hanım. Merhaba bir tanem ya. Volkan, ne oldu Şiva ile ayrılmışsınız? Üzüldüm kuzum. Ya biraz öyle gerekti Zayda Hanım ya. Peki Volkan, şimdi sen benim yanımda da aradı Şiva seni. Yayına geldi. Fakat telefonunu açmıyormuşsun ama engellememişsin. Her seferinde kapatıyorsun. Hatta ben de burada birkaç kere aradım. Şimdi yanımda ve seninle konuşmak istiyor. İstersen son defa bir dinle. Çünkü yeni kararlar almış ve gerçekten hani mesela dün burada bütün gün bekledi Volkan. Ben yayından fırsat bulamadım yani, ona bir zaman ayıramadım. Son bir kere bir konuşun. Olabilecek bir şey varsa bir değerlendirin kendi aranızda. Olur mu abla? Olur Zayda Hanım da hani siz de biliyorsunuz hani ben ne kadar ona değer verdiğimi. O kadar şeyden yani ben o kadar değer verip o kadar şey yapıyorum onun için. Sonra o da bir şeyler yapıp sonra üzgün oluyor ya yani iş işten geçince üzgün oluyor. Ne kadar faydalar ben de bilmiyorum. Vallahi bunu anlamış olmana sevindim. Çünkü sen buraya ilk geldiğinde hiç böyle değildin. Hiçbir şeyin farkında değildin gibi. Ama o zaman Şiva da böyle değildi. Evet. Yani sen değiştin, o da değişti gibi geldi bana. İnşallah. Yani hiç birbirinizi sevmiyorsanız artık bu sevgi bittiyse bitirin. Günah, sizde de günah. Yeni insanlar gelsin hayatınıza. Ama hala içinizde o kıvılcım varsa birbirinize bir şans verin. Ama ciddi olun Şiva. Hadi bir merhaba de Volkan. Volkan. Efendim? Niye telefon açmıyor? Kız hesap soracağına güzel bir şey söylesene önce bismillah. Telefonlara neden açmadın sen benden daha iyi biliyorsun. Ya ben de bir de böyle kaç defadır arıyorsun. Ya beni arayacağına annemi ara, annemin gönlünü al. Önce seninle konuşmak istiyorum çünkü. Sen benimle konuşmak istiyorsun da sen hiç konuşmak istiyormuş gibi davranmıyorsun. Bir şeyleri yapıp yapıp, bir şeyleri söyleyip söyleyip. Ama sen beni yani dinlemedi, telefon açmadı, beni dinlemedi. Ben ne yapacak? Allah aşkına yani benim için, yani herkes gördü bunu. Ben sana daha çok değer veriyorum, ben senin daha çok peşinden koşuyorum. Sen benim dedim dedik diyorsun. Daha da üstüne bir şey söylemiyorsun. Sonra da benden diyorsun ki niye telefonumu açmıyorsun, niye böyle yapıyorsun diye bir de benim üstüme geliyorsun. Benim de bana değer veriyorsan benim yanımda olmak lazım. Ben senin yanında çok yani fazlasıyla oldum emin ol.
çok çok oldu. Benim pardon, yanımda duracaksın. Efendim? Ben senin için yeni karar verdi. Burada kalacak artık. Ama sen açmadı, bunu söyleyecek sana. Ben yani işte bir şeyleri yıkıp sonra böyle bir şeylere karar veriyorsun. Diyorum ya, iş işten geçtikten sonra ben açmadın etmedin diyorsun. Sen ilk önce annemin gönlünü al. Sen beni ağlatmayı göze alıyor biliyor musun? Ben seni ağlatmak istemiyorum. Ben seni çok seviyorum aslında ama sen ilk zamandaki gibi değilsin. Beni üzmeyi seninle, göze alabiliyorsun. Senin böyle değildin. Şiva, sen asıl verdiğin kararı bence arada kaynadım. Volkan, duydun mu? Şiva bir şey söyledi. Ne söyledi? Söyle. Verdiğin kararı söyle. Senin için Londra'ya gitmekten vazgeçti ben. Gerçekten mi? Sen telefon açmadı, beni dinlemedi. Gerçekten Londra'ya gitmekten vaz mı geçtin? Vazgeçtim. Senin için vazgeçtim. Sonradan inşallah fikrin değişmez ama, değil mi? Düşünmüyorum. Efendim? Hayır. Şiva bak, gözünü seveyim. Sen bir şeyleri söyleyip sonradan vazgeçiyorsun. O sensin. Annen baban seni arayınca şeyinden vazgeçiyorsun. Yani bilmiyorum, güvenemiyorum da yani. Hayır, artık senin için vazgeçti. Gitmiyorum artık. Yarın annen arasa geleceksin dese yine fikrin değişecek mi? Ne dedi? Annen arayıp sana hayır Şiva olmaz buraya geleceksin dese fikrin değişecek mi diyor. Çocuk inanamıyor söylediğine. Annemler daha konuşmadı. Onlara söyleyecek. Konuşacak bunu, ben. Bunu konuş. Bu ciddi bir şey. Çünkü Volkan seni çok iyi tanıyor. Annenle konuşunca değişebiliyorsun. Yok, burada iş yapacak artık. Karar verdim. Şiva, Volkan ne derse onu yap. Şu an artık her şeyi bırak. Git annesinin kapısının gerekirse önünde yat. Volkan ne derse, seviyorsan onun dediğini yapacaksın. Volkan'ın sözünden çıkmayacaksın. Londra'yı da unut. Vallahi benim Alisa yapsaydı almazdım. Kesinlikle almaz. Şimdi Volkan konuşmak istiyorum. Almazdı. Bir şey söyleyeceğim. Volkan hala orada ama Alisa'yı da merak ediyorum. Çünkü hani hep kayınvaliden konuşuyor Alisa. Ve çok da sert konuşuyor bazen. Sen annem, annem çok haklı Şiva, çok naz yapıyor. Yapmasın. Yapmasın bu kadar naz. Sen bana söyledi, kapris yap. Tamam, naz yapıyorsan kendi kendine tek başına yap. Adama niye yapıyorsun? Adamın ne suçu var? Sen kaleyi içten fethetmiyorsun. Yani şöyle diyeyim, anlayacağın şekilde sen kayınvalidenin kapısında yatman lazım. Onun evinden çıkmaman lazım. Benim kendini affettireceksin, sevdireceksin. Peki bir Alisa, gerçekten ne düşünüyorsun? Yani annen kayınvalide annem kadar... haklı. Annem tecrübeli bir kadın sonuçta. Yabancı bilgili mi var? Sen öyle mi yapardın? Ben sergin annemle... için kapıda yattın mı? Neredeyse o, bir tabirdi. O laf gelişi gibi bir şey. Lafın gelişi. Hı. Şimdi nasıl olurdu? Ben annemle kavga ederdim, odaya geçerdim. Sergen'in doğru, annem doğru söyle. Sergen'i arardım, söylerdim. Senin annem bana böyle yaptı, şöyle yaptı. Bunları ben yapardım. Annem yalan söylemez bu arada. Hepsini doğru söyle. Zahire Hanım. Ondan sonra Sergen bana diyor ki... Şimdi diyor, bu telefonu kapatıyorsun diye içeri geçiyorsun diye oturuyorsun karşısına oturuyorsun diye. Gidiyorsun diye kahvesini yapıyorsun, konuşmuyor mu? Konuşmasın diye. Kahvesini yapıyorsun, koyuyorsun, onun yanında oturuyorsun diye. Yani annem diyor ya kapısının önünde yatsın diye. O bunu demek istiyor. Yani bu bir şey, yani böyle bir şey söylüyor. Gönlünü al diyor, alttan al diyor yani. Heh. Öyle diyor. Hayır, Şiva, kız evi, naz evi. Kaynana benim kapıda yatacak. Bu kadar da naz çekilmez. Kız Şiva şimdi bak. Sen haksızsın, bu kadar naz olur mu? Sen 10 tane adam gelse bırakır. Olmaz bu kadar naz. Böyle konuşmaya olmaz. Devam ederseniz kaybedebilirsiniz. Olmaz, sen çocuğu kaybedeceksin. Sonra çok dolanırsın buralarda da dönmez o çocuk sana. Vallahi Şiva, aslında hani bizde şey derler, elini sallasan ellisi derler ya. Çok güzel bir kızsın.
bir sürü kişi sana talip olabilir. Bir sürü kişi Volkan'a talip olabilir. O da çok yakışıklı bir çocuk. Geleceği parlak. İkinizin güzel meslekleri var. Güzel para kazanıyorsunuz. Hani batıyor mu size rahat diyeceğim. Ama şurada birbirinizin iki araya gelemiyorsunuz. Bulmuşsunuz birbirinizi. Eğer gerçekten seviyorsan artık böyle dik dik inat inat konuşma. Bak Volkan karşında. Günlerdir arıyorsun. Çocuk çıkmıyor. Hazır şimdi karşındayken o da ben aradım diye çıktı. Doğru ve güzel şeyler söyle. Volkan duyuyor musun konuşmalarımızı? Duyuyorum zaten. Şiva bir şey söyleyeceğim. Hani bir daha da gelirsen ne oluruz Volkan'ı arar mısınız, konuşturur musunuz diye. Hani bu çocuk oyuncağı değil, böyle defalarca da sizi konuşturamam. O yüzden lütfen gerçekten Volkan'ı seviyorsan ona göre davran. Ha yok sevmiyorsan da o zaman başka bir hayat kur. Bu çocuğu da bırak yani. O da kendi hayatını kursun. Bak çocuğu hem bırakmıyorsun, kendi hayatına devam ettirmiyorsun. Hem kendin de hayatına devam edemiyorsun. Şimdi son sözler konuşacak Volkan'la. Söyle. Volkan sen benden ayrı kalamayacak. Bunu sen biliyor. Ben senin için karar aldı. Artık gitmiyor Londra'ya. Ama sen de anne ikna yapacak, getirecek buraya. Ben çok düşündüm. Benim zaten annem ikna olmuştu. Hani demişti, bize bir süre vermişti. Demişti ki bir yıl durun, bir nişanlı durun. Sonra zaten birbirinizi tanırsınız, isterseniz yine evlenirsiniz demişti. Ama sen o kadar ki her şeyi yokuşa sürüyorsun ki, ya o kadar her şeyi böyle inanılmaz güç duruma getiriyorsun ki bizi zora sokuyorsun. Kadın da o yüzden o da bıktı yani. Onu da bıktırdım. Volkan şöyle yapalım mı? Şimdi her şeyi burada konuşamazsınız. Her şey yayında olmaz. Şöyle yapalım. Shiva seni biraz sonra arasın. Ama lütfen bir kere telefonunu aç. Biz siz sakin kendiniz bir konuşun. Eğer kararınız olumluysa bana söyleyin. Çünkü benim izleyicim de merak ediyor artık sizi. Ha değilse biz yok yapamıyoruz bu işi diyorsanız onu da bana söyleyin. Ben yine izleyicimle paylaşayım. Tamam mı? Sahile Hanım. Ben artık Volkan söyledi her şey. Artık Volkan'la konuşmayacak, kaynanayla konuşacak. Volkan onu tamam, ikna yapsın. Tamam, kayınvalidenle de konuş, siz birbirinizle bir konuşun. Tamam mı? Şimdi seni gönderiyorum, tamam. Bir ara, Volkan sen de aç lütfen telefonunu. Bir kere tamam, bir konuşun. Tamam, tamam. Volkan'cığım teşekkür ediyorum, öpüyorum seni kuzucuğum. Tamam. Anneciğine çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şiva, böyle bak akıllı ol, bak güzel yola gelmişsin, böyle ol işte, gördün mü? Bir yere kadar geldi bak. He. Gideceğim diyordu, şimdi artık nihayet diyor ki kalacağım. Ama hayatım annenle de konuş ondan sonra. Tamam, hadi bakalım. Tamam hayatım artık konuşacaksın. Bir kere arayacaksın, bir kere açacak. Güzel konuş, dikkatli konuş. Tamam mı? Hadi bakalım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.